Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Ve bugün tıp fakültesine yeni başlayacaklar için bir tavsiye videosu çekmeye karar verdim. Aşağıya dakikaları bırakmaya çalışacağım ben. Oradan istediğiniz soruya da gidebilirsiniz. Dilerseniz merak ediyorsanız videonun tamamını da izleyebilirsiniz. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ya tıp fakültesini kazandınız, artık böyle sizi ne bekliyor diye merak ediyorsunuz ya da tıp fakültesini istiyorsanız motive olmak için bu videoyu izliyorsunuz. Hangi durumda olursanız olun hoş geldiniz. Hazırsanız videoya başlayalım. Burayı ben not ettim. Buradan böyle sık gelen soruları unutmayın diye bakacağım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. İlk sorumuz, sizi nasıl bir ortam bekliyor? Gittiğiniz zaman birazcık daha böyle ders odaklı konuşulacak. Birbirini tanımaya çalışacak insanlar. Böyle bir arkadaş ortamına kendinizi hemen dahil edebilirsiniz de edemeyebilirsiniz de. Tamamen size kalmış bir şey. Böyle bir ortama gideceksiniz ve hocalar, hani şu lisede çok bahsedilen işte oğlum bak üniversitede bunu yapamazsın ya da kızım bak işte üniversitede not tutmanın için böyle süre vermezler dediler hocalar gelecek. Evet, gerçekten de slaytlardan anlatacaklar dersi ve sizin kendinizin not tutması gerekecek. Öyle kimse bir şey için beklemeyecek. Böyle bir ortam oldu. Bir diğer durum, arkadaşlık olaylarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hem böyle bir abla tavsiyesi gibi oluyor, hem de böyle benim de gittiğim zaman bunu bilerek gitmiştim zaten. Yani bilerek dediğim, hani böyle bir video izleyip gitmedim. Yani yapımda bu vardı zaten. Direkt insanlarla çok böyle vıcık vıcık olabilen birisi değilim ama çok soğuk birisi de değilimdir. Gittiğiniz zaman çok samimi de olmayın, çok soğuk da durmayın. Benim size tavsiyem. Çünkü gittiğinizde yani insan ilişkileri şu şekildedir. Hani birleşmeler olur, ayrılmalar olur. Bir süreklilik gerekmesi gerekiyor. Bu her alanda böyle. Sadece tıp fakültesinde tabii ki değil. Siz bu insanlarla 6 yıl bir arada olacaksınız. Yenisi olsam insanlara çok ters gitmemeye çalışırım. Ama yani sonuçta kuyruğunuza basanı da gelin sarılın demiyorum ama baştan kavga gürültüye gerçekten gerek yok. Tabii ki arada pürüz çıkaran insanlar her yerde olacaklar. Kendi kendine kaşınan insanlar. Ama bu sizin demonize olmanıza sebep olmasın yani. Gittiğinizde kendinize uygun arkadaşlar eminim ki bulacaksınız. Çok böyle arkadaşsız kalmayın. Sonuçta yani insan insanla güzeldir. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Kesinlikle güzel arkadaşlarınız olsun. Ama arkadaş bulayım diye de hemen bir gruba gidip böyle vıcık vıcık hemen böyle samimiyet kurmayın. Sonra çok fazla dağılmalar, ayrılmalar oluyor. 5. sınıfa geçiyoruz şu an. Hep yani çoğunu da görüyorsunuz. Kimin farkında oluyorsunuz, kimin farkında olmadan bitiyor. Onun için böyle daha rahat birliktelikler kurmanız sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bence eklememe gerek kalmayan bir şey ama yine de ben bunu söyleyeyim. Sonuçta sınav senesinden çıkıyorsunuz. Belki 12. sınıfsınız, belki mezundan kazandınız. Ders çalışarak geliyorsunuz ve artık böyle bir rahatlama moduna birazcık girmiş olabilirsiniz. Gönül yerleriniz gevşeyebilir. Hani bu konuda da dikkatli olun. Bunun da aklını ben vermeyeyim ama sonuçta bu insanlarla yüz yüze bakacağınız için yanlış kararlar vermemek adına temkinli adımlar atmanız sizin için daha faydalı olur. Derslerle ilgili birazcık konuşacak olursak, hep tıp fakültesi zor 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 deniliyor. Çok mu zor, sizi ne bekliyor? 1. sınıfa gittiğinizde sizi büyük bir zorluk aslında beklemiyor. Çünkü asıl tıp fakültesi derslerine giriş yapmamış oluyorsunuz. Şöyle olacak. Bizim fakültemiz İskelet ve Kas Komitesi 1. sınıfın sonunda veriyor ama bazı fakülteler vermiyor mesela. Tamamen gittiğiniz fakültenin o komite düzenine bağlı bir şey bu. İlk başta böyle toplum, sağlık, ne bileyim işte biyolojiye yakın şeyler falan böyle şeyler göreceksiniz. Ve ilk Latince kelimelerle yoğun bir şekilde karşılaşmaya başlayacaksınız. Benden size tavsiye, böyle slaytlarda benim hep öyleydi. Önce öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hani direkt ezberleyip geçebilirsiniz ama Latince kelimenin anlamını bilmek sizin için daha faydalı olacaktır. O kelimelerin anlamını böyle üst kısma yazın. Slaytı bir daha tekrar ettiğinizde, bir daha göz gezdirdiğinizde veya böyle tamamen böyle bir aşinalık olur en azından böyle bir gözünüz çarptığında. O kelimeleri böyle rahatlıkla unutmamış olursunuz. İlerisi için size faydalı olur diye düşünüyorum. Hani bilmeden gitmezsiniz. Onun dışında sizi çok zorlayacak bir şey beklemiyor. Fakat lise dönemindeki çalışma sistemiyle üniversite dönemindeki tıp fakültesindeki çalışma sistemi çok farklı olacağı için birinci sınıf kolay gibi görünse de çok ilginçtir ki en fazla büte kalınan ve en fazla kalan kişinin olduğu dönemdir birinci sınıf. Şöyle ki gittiğimizde biz biliyorsunuz ki bir test sisteminden geçerek geliyoruz. Benim de en çok zorlandığım nokta bu ve hala bu konuda zorlanıyorum. Yani bunu aşamadım. Şimdi size bir slide veriliyor, bir de çıkmış sorular oluyor. Slide'dan ezberliyorsunuz, okuyorsunuz. Çıkmış sorulardan hocanın sorduğu soruyu, soru tipini görüyorsunuz sadece. Gördüğünüz birkaç tane örnek ve gidip bunu sınavda uyarlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi siz her şeyle hakim olacaksınız ki size gelen her soruya yanıt verebilirsiniz iyi bir şekilde. Eğer hakim olamazsanız mecbur bir sallama yeteneği kullanmanız ve eleme yeteneği kullanmanız gerekiyor ve benim öyle çok yeteneklerim yok. Yani bilirsem yaparım, bilemezsem yapmam. Yani böyle bir şeyim, ayarım vardır.
Onun için zorlayan şey bu oluyor. Hani adam diyor ki ya ben okuyorum ama sınavda bana böyle test mantığında soruyor, onu oraya uyarlayamıyorum diyor. Veya şunu çok duyarsınız ya çalıştım çalıştım sabahladım ama bir türlü olmadı yüksek alamadım gibi bir şey duyarsınız. Sebebi budur. Onun için çalışma sisteminiz değişmesi gerekiyor birazcık. Yazarak çalışan biriyseniz benden size tavsiye bunu yavaş yavaş bırakmaya başlayın. Çünkü sonuçta bir TUS gerçeği var, sizi ileride başka böyle sınavlar falan bekliyor. Bu beklenen düzende yazarak çalışmak yorucudur. Yazarak çalışmaz mısınız? Çalışırsınız ama her şeyi yazmazsınız. Belli şeyleri not edersiniz, belli şeyleri not etmezsiniz. Böyle bir düzen olmalı. Her şeyi yazarak çalışırsanız genelde sadece ders çalışan bir birey olursunuz tıp fakültesi hayatınızda. Peki çalıştınız, yüksek notlar almak istiyorsunuz. Bu yüksek notlar size nerede yarayacak? Yüksek not almak tabii çok yüksek olması gerekiyor. TUS'ta işte bedava veyahut indirimli olarak girmenizi sağlar. Yazar geçiş düşünüyorsanız ilk senenizde, yani kendi memleketinize falan geçmek istersiniz mesela. O konuda size yardımcı olur. Memleketinize geçmek için kullanırsınız. Bir diğer şey de Erasmus için işte yarı puan ortalamadan gelir, yarı puan İngilizce sınavından gelir. Onun için, o sınav için kullanırsınız. Bunun dışında yüksek notu bir yerde kullanan ben görmedim tıp hayatında. Haberiniz olsun yani, ona göre çalışın. Sınıfı geçmek de geçirir. Çok yüksek almakla geçirir. Ortalama bir öğrenci olmak da geçirir. Yeterli olur size yani. Siz buna karar vereceksiniz. Sosyallik kısmında birazcık değinmek istiyorum ve bu konuda tavsiyeler vermek istiyorum size. Şimdi şöyle ki, biliyorsunuz ki tıp fakültesinde yani çok sosyal olmak diğer fakülteler gibi tabii ki mümkün değil. Ama tıp fakültesine geldiniz diye asosyal inek birisi olacaksınız da değil yani, bu da bir gerçek. Şimdi şöyle ki, gittiğinizde bir sürü kulüp olacak ve sizi böyle çağıracaklar. Yemekler olacak, toplantılar olacak, tanışma etkinlikleri falan olacak. Kendinize uygun olabileceğinizi düşündüğünüz kulüplere dahil olun derim. Yani bir anda tüm kulüplere dahil olup ki aradan seçmek yerine hani gidin konuşun, sen ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Oradaki insanları bir analiz edin. Çünkü mesela kulüp çok iyi işler yapıyordur ama rotasyona uğramıştır yani okulunuzda. Onu yürüten kişiler iyi yapmıyordur bu işi veya onu yürüten kişiler hani sizin ortak payda da değildir. Ama bir topluluğa gittiniz, hem fikir size uygun hem insanlar size birazcık daha yatkın geliyor. O zaman dahil olabilirsiniz. İstediğiniz tarzda bir topluluk yoksa siz de kurabilirsiniz. Yani bunu okulunuzda danışman hocanızı falan bulup bu süreçlere dahil olarak yapabilirsiniz. Yani niye yapmayasınız? Birazcık uzun ve zorlu bir süreçtir ama yapılırsa da çok güzel olur. Ben bir dönem topluluk başkanlığı da yaptım. Aktif bir şekilde yönetim kurulunda vesaire de bulundum. Topluluklara dahil olmak güzel bir şey. Benim yakın arkadaşlarımın falan hepsi orada bulunuyorlar ama yani kaliteli bir yerde bulunmanız gerekiyor. Bizim projemizin adı Leyla'dan sonraydı. Gidiniz fakültelerde Leyla'dan sonra projesini bulup dahil olabilirsiniz bence. Sosyallik adına söyleyeceklerim yani sadece kulüplerle sınırlı değil, şehrin kendi aktivitelerini de kullanabilirsiniz. Ekstra bir şeyler yapabilirsiniz. Sonuçta sınav senesinden çıktınız, bol bol dizi izleyip, film izleyip, işte kitap okuyup kendinizi geliştirmek için başka etkinliklere falan da dahil olabilirsiniz. Tamamen sizin kişiliğinize kalmış bir şey. Birazcık benim hatalarım siz yapmayın dediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Aslında tıp fakültesi sürecim boyunca benim hatam şuydu da siz yapmayın diyebileceğim çok bir şey yok ama ben birinci sınıftayken çok daha az çalışırdım. Yani böyle çok sonlara bırakmayın. Son 5 günde de çalışılmaz diyeceğim ama çalışılıyor. Hepsini böyle yapmayın derim. Çok biriktirmeyin yani. Çok birikecek ama konuda. Asla böyle günü gününe diyeceksiniz ama asla günü gününe olmayacak. Haberiniz olsun. Siz yapmayın. Yani bunu yapacaksınız ama ben yine de söyleyeyim. Bir diğer söyleyeceğim şey, birinci sınıfta ben mesela İngilizce çalışmamıştım. Keşke daha iyi bir İngilizcem olsun derdim. Çünkü İngilizcem zaten iyi değildi. Hani öyle de gitti, böyle birikti. Şu an mesela bakıyorum. Niye bakıyorum? İngilizce evrensel bir dil sonuçta. Yani bir hekimin iyi kötü bir bilmesi gerekiyor. Sonuçta bir dil bilmek güzel bir şey. Aynı zamanda işte yayın çıkarmak falan isterseniz veyahut ileride kongrelerde falan sunum yapmak isterseniz iyi bir İngilizcenizin olması size katkı sağlar. Eğer İngilizceniz yetersizse birinci sınıfta bol bol boş vaktiniz var. Bol bol böyle rahat edebileceğiniz dönem. Sadece derslere odaklanmayın ve bunun dışında kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler arasında bu olsun derim. Ben böyle bir hatada bulunmuştum. Şimdi birinci sınıfta bir kongreye gitmedim. Kongreler aşırı derecede keyifli oluyor. Gerek böyle sosyal aktiviteleri gerek bilimsel oturumları falan çok güzel oluyor. Ve bir ile iki arasında yaz stajı yapmamıştım. Bunu bir yaz stajlarında nasıl ayarladığım videom var. Oradan bakabilirsiniz. Orada da dile getirmiştim zaten. Benim hatalarım çokmuş ya hatam diyebileceğim bir şey değil ama en azından kendi açımdan söyleyebileceğim şeyler bunlar oldu. Peki benim size verebileceğim konuda hani şunu yapın. Ben yaptım vallahi iyi de yapmışım dediğim tavsiyeler neler? Üst dönemlerinizi dinlemeyin arkadaşlar. Şu an bir üst dönem olarak bu videoyu çektim. Beni dinliyorsunuz ama şu konuda üst dönemlerinizi dinlemeyin. Üst dönemler bir komiteye ya basit yatarak geçtim diyorlarsa onun yatarak anlayışını bir sorgulayın önce. Adamın yatarak anlayışı günde 10 saat ders çalışmak da olabilir. Haberiniz olsun. Onun için üst dönemlerinizin basit dediği bir staj basit geçilmiyor olabilir. Zor dediği şey aslında o kadar zor olmuyor olabilir. Eğer zor diyorlarsa, bir şey abartıyorlarsa dinleyin. Güzel çalışın. Sizi ne bekleyeceği belli olmaz. Ama
kolay diyorlarsa dinlemeyin arkadaşlar. Ne getireceği belli olmuyor. Çünkü mesela ben bir stajdayım. Herhangi bir stajdasınız atıyorum. Diyorlar ki kesin çıkmış soruluyor. Böyle oluyor. Sizden bir önceki staj grubu bile bunu diyor. Gittiğinizde hoca tamamen değişmiş oluyor. Yani size böyle diğer gruba davrandığını o kadar zıtlı şekilde davranıyor ki gittiğinizde çok büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Onun için kendiniz bir temkinli olun. Öyle çalışıp gidin. Yatmayın yani. O kadar da yatmayın. Bunu söyleyebilirim size tavsiye olarak. Benim söyleyeceğim genel olarak bu. Bakayım başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yokmuş. Kapanış yapayım o zaman. Umarım hayalinizdeki, istediğinizdeki mesleğe kavuşmuşsunuzdur ve umarım mutlu olursunuz. Her ne kadar bazı şeyler zor olsa da bu şartları kabul ederek gelmiş olsanız da bir şeyler güzel olabilir ya. Buna inanarak devam etmeniz gerekiyor. Sizin kendinize inanmanız ve iyi bir hekim olma yolunda adım atmanız bence çok daha kıymetli. Umarım gönlünüzdeki uzmanlık dalı olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar ama eklemek istediğiniz, sormak istedikleriniz, daha da merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben veya arkadaşlarım cevaplamaya çalışırız. Görüşmek üzere. İyilikle kalın.